Yaz mevsimini geride bırakıp bahar mevsimine geçiş yaptık. Havaların değişmesi, grip, soğuk algınlığı gibi şikayetleri de beraberinde getirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın grip salgınlarının etkilerini azaltmak, hastalığın hafif geçirilmesini sağlamak ve halk sağlığını korumak amacıyla 2023 yılı grip aşısı uygulamasını başlattıklarını açıklamasının ardından ülke genelinde bu konuyla ilgili seferberlik başlatıldı. Malatya Vusta TV mikrofonlarına özel olarak uygulama hakkında bilgiler veren uzman doktor Kadir Uçkaç, 15 Eylül'den itibaren uygulamanın başladığını ve 65 yaş üzeri vatandaşların ücretsiz olarak yararlanabileceğini belirtti. Bu seneki grip aşısı uygulaması 15 Eylül itibariyle başlamış bulunmaktadır. Genel itibariyle mevsim değişikliğinin özellikle yazdan soğuk havalara geçtiğimiz Eylül ayı gibi yıllardır uygulanan bir hizmet bu. Özellikle 65 yaş üstü vatandaşlarımızı ilgilendiren, aynı zamanda kronik hastalığı olan kişilerin ücretsiz olarak yararlanabileceği grip aşısı uygulamasını ihmal etmemek gerekiyor. Bunun için Sağlık Bakanlığı tarafından kamuoyuna duyurular yapılmıştır. Vatandaşlarımız özellikle birinci basamak sağlık hizmetlerini, yani aile sağlığı merkezlerini kullanarak ücretsiz olarak yazdırdıkları grip aşılarını eczaneden temin edip ücretsiz bir şekilde uygulayabileceklerdir. Uçkaç ayrıca kronik hastalara ve 65 yaş üstü vatandaşlara da bazı uyarılarda bulundu. Onların daha dikkatli olmaları gerektiğinin altını çizdi. Kronik hastalığı olan ve özellikle 65 yaş üstü olan hastaların güncel grip aşısı uygulamasını kesinlikle tavsiye ediyoruz. Gribal enfeksiyon özellikle 65 yaş üstünde sadece boğaz ağrısı, öksürük, burun akıntısıyla ilerlememekle beraber pnömoni dediğimiz zatürre hastalığına dönüşebiliyor. Ve son zamanlarda yapılan çalışmalar 65 yaş üstünde hastaların pnömonide ölüm oranlarının çok yüksek olduğunu göstermekte. Bunun için en güzel önleyici sağlık hizmeti aşılamadır. Grip aşısını özellikle hastalara özellikle tavsiye ediyoruz. Öte yandan uzman doktor Kadir Uçkaç okulların açılmasıyla birlikte hastanelerde solunum yolu enfeksiyonları hastalıklarında artış yaşandığını belirterek sebeplerini sıraladı. Tabii ki Eylül ayı aynı zamanda okulların açılma ayıdır. Özellikle çocuk hastaların çok ciddi oranda hasta olduğunu ve acile başvurduğunu tespit ediyoruz. Bunun en önemli kaynağı toplu yaşam alanı okullarda öğrencilerin birbirine hastalık bulaştırması. 6 Şubat depremlerinden sonra Malatya'da devam eden yıkım çalışmalarına bağlı olarak yoğun bir asbest maruziyeti olduğunu dile getiren Doktor Kadir Uçkaç, önlem alınmasının gerekliliğine de değindi. Maske kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Tozun ve asbestin oluşturabileceği maruziyetin önüne geçmek için en mantıklı, en ucuz, en kolay yöntem maske. Zaten pandemiden de bir alışkanlığımız var. Bu açıdan vatandaşlarımıza maske tavsiye ediyoruz. Özellikle yıkımın yapıldığı yerlerden uzak durmayı, ev etrafında yapılan yıkımlarda bir süre pencereleri açmamayı tavsiye edebiliriz. Tabii ne kadar kaçınabiliriz? Burası da soru işareti olmakla beraber bu krize baş etmek zorundayız. Önemsenmeyecek bir sorun değil. Maruziyeti olabildiğince gençler ve çocuklardan ve 65 yaş üstü hastalardan uzak tutmak mümkün olabilir.